Bizdeki krizde kim kazanacak? Bugün malum ilk temas günü. Davutoğlu saat 14'te mi 14.30'da mı Gürsel Tekin? 14'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi 14'te olacak. Peki hoş geldiniz programa CHP Genel Sekreteri. Hoş bulduk. İyi yayınlar Gürsel diliyorum. Gürsel Tekin. Teşekkürler. Destekçim, sana da iyi yayınlar. İyi yayınlar. Şu izledi ne diyeyim? İyi değerlendirmeler Sayın Başkan. İyi pazarlıklar ya da evet. İyi pazarlıklar. Şimdi şuradan başlayalım. AKP'nin yol haritasında bugün gazetelere baktığımızda da görüyoruz. Az çok belli. Cumhurbaşkanlığını tartışmayız diyor. CHP'den söz edildiğinde hep o 14 ilkeden söz ediliyor. Ama ben yekten şunu sorayım. Bugün biliyorum sonuç alınmayacak. İlk turda sadece Kılıçdaroğlu konuşacak. Davutoğlu dinleyecek. Öyle bir hava var. Ama masada Erdoğan olacak mı? Recep Tayyip Erdoğan masada isim değilse bile Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir şekilde yer alır mı? Biz bunu konuşturmayız diyor Davutoğlu. Evet. Ayşenur Hanım, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir gazeteci deyimiyle perdesiz ev gibiyiz. Hiç gizlimiz yoktur. 7 Haziran'dan sonra çok net toplumun taleplerinin tamamını 14 madde halinde kamuoyuyla paylaştık. Dün neredeysek bugün de oradayız, yarın da orada olacağız. Bizim Sayın Genel Başkanımızın sadece örgütünün, seçmeninin, milletin dışında hesap verebileceği bir başka mekanizma yok. Sayın Davutoğlu dün özellikle belli ki çok sıkışmış, yani sarayla köşk arasında sıkışan bir dönem içerisindeyiz. Onu görüyoruz, çok da net görüyoruz. Kendileri söylediler, yani bu başkanlık sistemi çok yanlıştı. Şimdi başkanlık sistemi de gündemimizdedir demesi aynı zamanda masayı devirmek demektir bu. Bu önemli bir tespit. Biliyorsunuz 60 maddeyle ilgili 60 maddeyle ilgili 4 siyasi partinin çok ciddi bir çalışması oldu ve bütün bu çalışmaları ne yazık ki Sayın Erdoğan'ın başkanlık hevesinden dolayı bu 60 madde Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu maddeler geçmedi. Keşke geçmiş olsaydı. Şimdi görüyoruz ki işte gerek direkt saraya bağlı basın mensuplarının, köşe yazarlarının, gerekse sarayın talepleri Sayın Davutoğlu'nu çok sıkıştırmış bir durumda. Umut ederim ki bunlar diplomatik cümlelerdir. Ama bir şey söyleyeceğim. Başkanlık sistemi konusundaki tavrının ne kadar net, ne kadar açık olduğunu biliyor. Ve 14 maddeye gelince özellikle Sayın Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanını tartıştırmayız cümlesini tam da bizim 14 maddemizde var. Biz de öyle diyoruz. Gelin Cumhurbaşkanlık makamını tartıştırmayalım. Cumhurbaşkanlık şimdi bakın, makamını bizler tartıştırmıyoruz. Gürsel Cumhurbaşkanlık Tekin, makamını Cumhurbaşkanı kendisi tartıştırıyor. Gürsel Tekin, az önceki cümlelerinize dönmek istiyorum çünkü aslında hani siz bir gazeteci deyimi dediniz, ben de bir gazeteci deyimiyle manşete yıktınız, bir manşet verdiniz. Dediniz ki Davutoğlu masayı devirdi. Çünkü seçimin sonrasında vatandaş bize, halk bize, seçmen bize başkanlık sistemi istemiyorum dedi gibi bir yorumun, benzer bir yorumun arkasından Bosna'dan dönerken evet dedi ki anayasa meselesi var gündemimizde, başkanlık keza. Siz bunu söyleyerek masayı devirdi diyordunuz. Şimdi CHP devrilmiş masaya oturacak mı peki? Ne anlama hayır, geliyor bu işe? Hayır, tabii ki oturacağız. Ben hangi anlamda Sayın Davutoğlu söyledi bilmiyoruz. Biz tabii ki anayasa değişikliğini çok arzu eden bir siyasi partiyiz. Bizim talep ettiğimiz anayasa değişikliği daha özgürlükçü, daha demokrat ve uluslararası bütün bu tür evrensel kurallar içerisinde bugün bütün dünyanın uygulamış olduğu bir evrensel anayasa istiyoruz. Buna, bu bizim zaten talebimiz. Ama ısrarla bir önceki 60 maddede olduğu gibi eğer Sayın Davutoğlu ekibi başkanlık sistemini dayatmaya kalkışırlarsa işte o zaman korkarım ki masa devrilir, onu söylemek istiyorum. Yani bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başkanlık sistemi konusundaki hassasiyetini bütün 7 cihan bilirken Sayın Davutoğlu'nun dün bunu söylemesi doğrusu
bizim kafamızı da karıştıran ama şunu da anlıyoruz. Belli ki Sayın Davutoğlu saray arasında çok sıkışmış, bu cümleleri politik olarak da kullanabilir. Bütün bunlar bugün, yarın, önümüzdeki hafta konuşulacak cümlelerdir. Ama ben kısaca şunu söylemek istiyorum, izin verirseniz. Tabii. Gerçekten 14 maddeye baktığınızda 14 madde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin talebi değil. 77 milyon ülke Türkiye'nin talebi 14 maddenin içinde var, göreceksiniz. Hı hı. Sayın Davutoğlu'nun itiraz mıdır nedir tam bilmiyorum. İşte Cumhurbaşkanı'nı tartıştırmayız maddesi de orada var. Biz ne diyoruz? Cumhurbaşkanı anayasanın kendisine vermiş olduğu yetki çerçevesinde davranırsa elbette hepimizin cumhurbaşkanıdır. Sayın Genel Başkanımız seçilir seçilmez bu cümleyi kullandı. Hatta Sayın Davutoğlu şunu da söyledi. Bundan sonra muhatabınız benim dedi. Eyvallah dedi Sayın Genel Başkanımız. Ama ne yazık ki Sayın Erdoğan 7 sülalemize hakaret etmekle yetinmedi. İnsanların dinini, imanını, mezhebini, geleceğini, gideceğini herkesi sorgular ve anayasayı kendisi ayaklar altına aldı. Anayasal kurallar içerisinde kalırsa elbette kimsenin sıkıntısı olmaz. Gürsel Tekin, hafta sonunda dün galiba değil mi? Evet. Dün mü? Evet, pazar günü Cumhuriyet'te Selin Ongun'un bir röportajı yayınlandı. HDP milletvekili, eski CHP'li Celal Doğan'la. Celal Doğan kendisi talep ederek, randevu olarak Beştepe'ye gitmişti, Kaçaksaray'a ve orada bir görüşme yapmışlardı. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi bu haberi dün CHP ile zor yaparız başlığıyla verdi. Şimdi çok açık bir şekilde, üstelik de bunu dün söyledi, şu ana kadar bir yalanlama da yok. Yani 24 saatlik aştı bu başlığın üzerinden. Şimdi açık açık gelen konuğuna ve üstelik bunu dışarıya anlatacağını tahmin ettiği konuğuna diyor ki CHP ile zor kardeşim diyor. AKP'nin koalisyon yapması. Şimdi bunu Celal Doğan'a söylediğine göre Davutoğlu'na söylememesi düşünülemez. Siz başkanlık sistemi konusundaki tavır değişikliğiyle Davutoğlu'nun Erdoğan'a bir tür çiçek attığını zımnen ifade ettiniz. Şimdi bu aynı zamanda onun sözünden çıkamaz anlamına geliyor mu? Yani Erdoğan AKP ile CHP'ye koalisyon kurdurtmaz gibi bir kanaat var. Size göre de bu böyle mi? Tabii o biz 3 aşağı 5 yukarı Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakışlarının ne olduğunu çok net olarak biliyoruz. Ama bizim özellikle Türkiye'nin son dönemlerde yangına dönmüş içeride ve dışarıda çok ciddi sorunlar var. Biz sorunlarla meşgulüz. Hı hı. Ekonominin ne kadar zor durumda olduğunu, özellikle Türk ekonomisinin ana lokomotifi olan turizm, İnşaat sektörü ve otomobil sektörünün ne kadar zor durumda olduğunu çok yakinen izleyen bir siyasi partiyiz. Dış politika konusunda saatlerce bir şeyler söyleriz. Bütün bunları biz kendimize dert edindik. Biz başkalarına çok hevesli falan değiliz. Bizim hevesimiz Türkiye, Türkiye'deki yangını söndürmektir. Biz yangının söndürülmesi için, normalleşmesi için, demokrasinin özgürlüğü kurumsallaşması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak içeride oluruz, dışarıda oluruz. Sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Hı hı. Elbette ki bizi çok istemezler. Bunu biliyoruz. Celal Doğan'ın bir şey söylemesine gerek yok. Çok net söylüyor. Yani bugün herkesin varlık sebebi olan Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiye civiliyetsiz parti diyenlerin hadi Cumhuriyet Halk Partisi ile yol yürüyelim demeyeceklerini de çok iyi biliyoruz. Ama bizim muhatabımız Sayın Davutoğlu'dur. Gerçekten Sayın Davutoğlu bütün bu olup bitenlerde bu yangınlardan haberi var mı yok mu? Sayın Gül'ün ısrarla 5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika konusunda Orta Doğu coğrafyası, İslam coğrafyasındaki bu sıkıntıları yüksek sesle söyleyen siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Görüyorum ki Sayın Abdullah Gül de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisine gelmek zorunda kaldı. Hı hı. Bütün bunlar çok ağır meselelerdir. Bugün belki toplumun önemli kısmı, seçmenlerimiz bunların çok farkında olmayabilir. Biz bunların farkında olduğumuz için kendimize dert edindik. Umut ediyorum ki bütün bu sıkıntılarımızı, taleplerimizi,
Türkiye'deki bu yangını fark eden Sayın Davutoğlu herhalde farklı davranacaktır diye düşünüyorum. Evet, peki. Davranmasa da eyvallah. Bir soru daha soracağım. Şimdi partinizle ilgili bir soru. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi hali hazırda CHP milletvekili olan Gamze Akkuş İlgezdi için yandaş medyada günlerdir bir dizi haber görüyoruz. Fakat bu haberlerde çok ciddi iddialar da var. Rezidanslar, işte Gamze İlgezdi'nin 13'ü Buz rezidans, üçü bir yerde olmak üzere 16 rezidansı var falan gibi bilgiler var. Bu konu hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu partinizde konuşulan, tartışılan bir mesele midir? Bir araştırma söz konusu mudur? Ne diyeceksiniz? Çünkü çok net şeyler var bir yandan da iddialar. Battal İlgezdi 7 yıldır belediye başkanı. Hı hı. Her yıl biliyorsunuz belediyeler yıl sonundaki bütün icraatları, bütün çalışmaları bir soruşturmaya tabi tutulur. Hı hı. Ve bunların hepsi rapordan geçer. Bu soruşturmayı yapan kimdir? AKP iktidarı. 7 yıldır bugüne kadar herhangi bir şey varsa bunun sorumlusu da iktidarın tam kendisidir. Ve belediye başkanı olarak, milletvekili olarak, zorunlu olarak herkes mal varlığını da bildirmek zorundadır. Belediye başkanımız uzun süredir belediye başkanı olmadan önce de kendisi iş adamıdır. Hmm. Çok sayıda yapsat yapmış bir insandır. Elbette yapılacak bir şey varsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunları görmemezlikten gelecek değiliz. Ama bizim dışımızda yani ellerinde iktidar olanakları var. Kirli gazetelerini kullanacaklarına giderler, soruşturmaya tabi tutarlar ve kamuoyuna da aydınlatırlar. Onların gayesi o değil. Oradan Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl yıpratabiliriz? Cumhuriyet Halk Partisi altın gibidir. Yani altını çamura attığınızda kirletemezsiniz. Kirlenmeyecek, kirlenmeyecek. Hele bunları tartışan, bunları konuşan 17 Aralık, 25 Aralık'a bulaşmış insanların olması da çok maalesef ayrıca acı. Ayrıca, tabii siz böyle söyleyince 17-25 Aralık'ı es geçip de koalisyon kurabilmek de ayrı bir hakikaten zorluk olacaktır herhalde. İşiniz hiç kolay değil. Adımız Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz. Hele genel başkanımız da Sayın Kılıçdaroğlu olunca söz konusu Gürsel Tekin de olsa affetmez. Evet, evet. Umuyoruz, diliyoruz. Efendim size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun.